Hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda Waves ile beraberiz. Epeydir bir Waves videosu çekmiyorduk. Bu videoda şöyle projenin üzerinde duracağız. Ne var ne yok diye genel anlamda bir göz atıp devamında teknik boyutta inceleyeceğiz inşallah diyelim. Tabii burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Ayrıca hatırlatmak isterim. Dilerseniz kanala abone olabilirsiniz arkadaşlar. E, abone olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Waves videolarının devamı için de videoyu beğenerek talebinizi gösterebilirsiniz. Analizin istediğiniz altcoinleri yorumlar bölümünde belirtin lütfen. E, Waves dedik arkadaşlar rankı 58 olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle biliyorsunuz e, Rusya-Ukrayna gerginliği ortaya çıktıktan sonra ciddi patlayan bir coin olarak karşımıza çıktı. An itibariyle 8.3'lük değeri var. Market cap'te coin market cap'te e, market cap değeri şu anda 900'lerde ve son 24 saatlik hacmi de 780'lerde yani burada şunu görüyoruz aslında. Waves'in neredeyse market cap değeri kadar arkadaşlar 24 saatlikte bir hacmi var ki bu e, çok nasıl diyeyim biraz şu an piyasa geneline baktığımızda istisnai bir durum arkadaşlar yani market cap'inin e, neredeyse eşit olduğu zaman yani 24 saatlikteki hacme Eşit olduğu coinlerden en son bizim gördüğümüz neydi mesela? ANC, ANC yapmıştı onu mesela. ANC'de gördük. E başka Luna'da gördük yani eski Luna'da. Waves gibi arkadaşlar büyük bir coin için aslında oldukça enteresan. E bu da hacminin yani gerçekten çok yüksek olduğunu gösteriyor. Kendi için dahi. Waves merkezi olmayan uygulamalar ve akıllı sözleşmeler dahil olmak üzere çeşitli kullanım durumlarını destekleyen çok amaçlı bir blok zinciri platformudur diyor arkadaşlar. Ee, en kısa özeti bu aslında bir blok zinciri akıllı sözleşmeleri destekleyen uzun lafın kısası. E, bunun üzerinde çok durmayacağım yani e, proje vizyonunda çünkü önceki videolarda çok fazla değindim. Bu tarz vizyonlar arkadaşlar kripto piyasasının demirbaş projeleridir. Bunu da söylemek istiyorum. Nerelerde var Binance, Bitump başka şöyle KuCoin, geçiyor. Bybit, Huobi, Kraken başka başka bakalım FTX var Bittirex. Yani her yerde var arkadaşlar. Coinbase haricinde birçok şu anda yerde listelenmiş durumda zaten oldukça normal popüler bir coin. Onu da zaten biliyoruz. Şimdi genel olarak baktığımızda Waves ile alakalı şunu söyleyeyim proje güzel bir proje arkadaşlar. Ukrayna'dan önce de yani bu muhabbetler patlamalar olmadan önce de güzel bir projeydi. Hala da Güzel ve uzun vade için arkadaşlar yani uzun vadede yatırımcısına kazandıracağını düşündüğüm bir projedir Waves projesi sevgili arkadaşlar. Tabi Rusya Ukrayna muhabbetleri ortaya çıktıktan sonra biliyorsunuz ki e, ciddi şekilde kripto para üzerinden de Ukrayna'ya yardımlar gitti ve burada da aslında Waves'in Ukrayna kökenli bir coin olması münasebetiyle ne yaptı arkadaşlar e, bu yardımlar bu destekler. Öncelikle Waves üzerinden gitti ki burada ne yaptılar mesela örneğin devletler, özel şirketler, adamlar Waves satın aldı, Waves'i daha sonrasında Ukrayna'ya gönderdi yani çok ciddi bir satış satış demişim, alış durumları mevcut oldu, patlamasını yaptı, patlamasını yaptıktan sonra da düşüşe geçti arkadaşlar ve ciddi şekilde düşüş durumuyla karşı karşıya kaldı zaten. Burada tabii ki hem yani kendi genel e, test etabını gerçekleştirdi. Kendi genel düşüşü yani böylesi bir yükselişin devamında e, bunu test eden bir düşüş gerçekleştirdi. Tabii ki bunu hemen akabinde e, piyasa tarafından takip eden özellikle Bitcoin tarafından e, ne oldu? Piyasa kaynaklı düşüşle Waves üzerinde böylesi bir gerileme devam etti sevgili arkadaşlar. Aslında e, en olan durum bu. Şimdi. Bir kere şunu söylemek lazım. Waves'in arkadaşlar korkunç bir hacmi var. Bakın buradan bunu görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. Waves arkadaşlar hala toparlama ihtimali var. Yüksek hatta onu söyleyeyim yani. Bakın geçmişteki hacme bakın arkadaşlar. Şöyle nasıl bir hacmi var. Özellikle Rusya-Ukrayna muhabbetleri ortaya çıktıktan sonra nasıl bir hacim sergilemiş ki bakın şuraya bakın. Şuradaki yükselişler esnasında resmen e, hacim arkadaşlar zirve yapmış. Tarihi e, zirve yapmış. ATH'larını görmüş yani hacim hususunda baktığımız zaman şöyle değil mi? Yani uzun lafın kısası çok korkunç bir hacmi hala Waves'in hali hazırda var. O yüzden şu anda Waves e, bu fiyatlarda yani 64 küsürleri de görmüş bir coin olmasına rağmen hala çok ciddi yükselişler ve... E, ve bunun devamında çok ciddi düşüşler vaat ediyor sevgili arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yani toparlayabilir mi eski seviyelerine? Evet toparlayabilir arkadaşlar. Fakat bu e, bugünden yarına olacak bir şey değil. Bunun için öncelikle piyasanın toparlayıp bir kendine gelmesi gerekiyor. Bunun için de bitcoin tarafını genel anlamıyla bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Piyasa toparladığında Waves tarafında çok ciddi e, ataklar bekliyorum. Şu an şöyle baktığımızda genel itibariyle zaten bir toplama etabı içerisindeyiz Tabii ki e, pek çok kişinin yani çok yukarılardan e, girmiş olduğunun farkındayım E zaten e, grafik onu söylüyor yani bu yeşil mumlar boşu boşuna çıkmadı arkadaşlar. alımlarla çıktı yani en nihayetinde. Şu an D 60 hareketli ortalamaya kadar yükselmiş. Daha sonrasında düşüş etabına geçmiş sevgili arkadaşlar. Her ne kadar 8.34'lerde yani 8.30'larda bir destek noktası olsa da yani böylesi bir yükselişin üzerine artık burada tutunma ihtimali çok düşük. Yani bu yükselişin hem testini yapacak zaten hareketli ortalamadan da red yemiş. E yükselişin testini yapacak. Tekrar düşecek yani uzun lafın kısası. E bitcoin'e baktığımız zaman bitcoin fiyatı düşük yani yükseliş yok şu anda. Haftaya bir şeyler olabilir. Dominans yüksek derken Uzun lafın kısası Waves tarafında kısa vadede geri çekilmenin devamını beklememiz normal arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Tabii ki yine bu geri çekilme geçmiş değerler olan 5 dolarlara doğru devam edebilir. 4.5-5 dolarlara kadar sürebilir sevgili arkadaşlar. Durumlarda genel itibariyle böyle. Zaten 8 dolar ve altları yani bu fiyatlar bu dolaylar arkadaşlar alım için uygun noktalar. Lakin her zaman diyorum hiçbir noktadan bütün nakdinizi girmeyin çünkü Bitcoin tarafında 22.000 dump'ını yersek eğer çok daha ciddi bir alım fırsatı verir ee, içeride kalmanın yüksekten alıp içeride kalmanın anlamı yok arkadaşlar. Ee, şöyle bir toparlamak gerekirse kısa vadede düşüşlerin devamını uzun vadede piyasadaki yükselişle birlikte Waves tarafında ciddi e, yükseliş etapları bekliyoruz arkadaşlar tabii ki e, içeride kalanlar tabi dilerlerse dipten toplayarak bir şeyler yapabilirler sevgili dostlar. Durumlar böyle. Waves sevdiğim bir projedir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki analizin istediğiniz altcoin'leri de yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Hepinize <laughs> ay nefesim kesildi ya. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın.